Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın daveti üzerine 3 federasyon başkanımız ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Ankara'da çok verimli, Türk futboluna, Türk sporuna önemli yön çizecek bazı kararlar alarak şu anda huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayız. Sayın Bakanımızın da arz ettiği gibi, söylediği gibi liglerimizi yani bilhassa hem Türkiye Futbol Ligi'ni, basketbol ve voleybol liglerini erteliyoruz. Tarih konusunda yapacağımız çalışmalar sonucunda ancak bu tarih belli olacaktır. Tabii bu arada bundan sonraki çalışmalarımızda Kulüpler Birliği Vakfı, birincilik Kulüpler Birliği, ikinci ve üçüncülik Kulüpler Birliği ile de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup bundan sonraki yol haritamızı hep beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması, hem de seyircili, taraftarlı maçlarla liglere dönmek istiyoruz. Bunun için çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız ve takvimi inşallah Türkiye'nin de şu andaki olumlu gidişini de gözleyerek en kısa zamanda bu tarihleri belli edip siz kamuoyuyla paylaşacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sonra istersen. Evet. Sayın Bakanım, değerli medya mensubu arkadaşlarımız, öncelikle bu süreçte bizi burada misafir edip anlatmak istediklerimizi dinleyip sonunda da bütün her branşın, her federasyonun, camiaların beklediği kararı, daha önce de hükümet olarak, seyircisiz olarak alınan kararları, bugün de maçların ertelenen olmasını duymak bizleri gerçekten mutlu etti. Her zaman öncelikle sağlık dediğimiz süreçlerde devlet olarak bu zamana kadar atılmış bütün adımların spor camiamız açısından da sporcularımız, antrenörlerimiz ve diğer arkadaşlarımız adına da atılmış olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu anlamda Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Çünkü hepimiz dünya olarak, ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de bizim sporcularımızın da değerini, bu süreçten çekingenlerimi biz her zaman Sayın Bakanımıza iletiyorduk. Kaygılarımızı da iletiyorduk. Bu anlamda her koşulda kendileriyle hep istişare halindeydik. Doğal olarak Sayın Bakanımız ve diğer kurumların bizler federasyonlardan bazı konularda daha bilgili olmaları ve ülkeyi bu şekilde yönetiyor olmaları bizi her zaman çok mutlu ediyordu. Ve sonunda bu aldıkları karar da sanırım başta sporcularımız, antrenörlerimiz, idarecilerimiz, hakemlerimiz, o süreçte bulunan herkesi mutlu etmiştir. Bizim burada yaptığımız süreçte bundan sonraki alacağımız tedbirleri biz hükümet olan verildikten kararlardaki süreçlerde de hijyenik anlamda, federasyonlar anlamında herkes bize düşen görevleri layıkıyla yaptık, layıkıyla yapmaya da devam edeceğiz. Ama bu erteleme kararından sonra bizim işimiz biraz daha farklı olacaktır. Kulüplerden, sporculardan, antrenörlerden isteklerimiz daha net olacaktır. Kendilerini bu süreçte daha sıkı bakmaları, bu süreçte tedbiri elden bırakmamaları ve inşallah en kısa zamanda da bu süreci beraber atlatacağımız ve tekrar liglerin başlayacağı bir süreçte karşılaşırız. Dediğim gibi bu karar bütün spor camiamıza hayırlı olsun. Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bütün sporcularımız, antrenörlerimiz, herkes bu karardan memnun olmuşlardır. Dediğim gibi teşekkür ediyoruz.
Evet. Sayın Bakanım, kıymetli federasyon başkanlarım ve siz değerli basın mensubu arkadaşlar. Sağlık her şeyin önünde gelir. Bu anlamda Sayın Bakanımızın daveti üzerine bugün burada bir araya geldik. Üç federasyon Sayın Bakanımız ve Kulüpler Vakfı Başkanımızla birlikte bir araya geldik. Türk sporu için en iyisinin olması gereken kararın hangi karar olduğu üzerinde tartışıldı ve başta Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz ve biz federasyonların görüşlerine, durum tespitine çok duyarlı davranmasından ve birlikte hareket etmesinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum ama burada bugün alınan karar alındığı gibi bırakılmamalı ve bırakılmayacağını da başta Sayın Bakanımız ve başkanlarım da belirtti. Biz voleybol branşı olarak da çok zor bir süreçteyiz. Çünkü olimpiyata hak etmiş bir konumdayız takım sporlarında. Bu da bizim işimizin daha çok zor olduğunu ve olimpiyat hazırlığı bizim için çok önemli olduğunu, VNR Ligi'nin olimpiyat sonrasına ertelendiğini, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin 4 kulübümüzün, 3 kulübümüz de hemen hemen Avrupa'da ilk 8'e kaldı ve 4'e kalacak büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bizim planlı programlı Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi kulüplerimizle samimi, şeffaf birlikte hareket edeceğiz ve bunu en kısa sürede atlatacağız ve inşallah sağlıklı, huzurlu günlerle seyircili güzel müsabakalar, başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey. Sıklaş biraz, yaklaş. Şöyle alalım abi. Kameralara doğru dön. Ben de öyleyim. Oldu mu? Çok az kalmış. Oldu. Sayın Bakanım, Sayın Federasyon Başkanlarım, bugün yaptığımız bu toplantıda alınan karar bizim futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir karar. Gelinen noktada sporcu sağlığı açısından, sadece sporcu değil, antrenörlerimiz ve o maçta bulunması gereken hakemlerimiz ve tüm o maçın paydaşlarının sağlığı açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Zaten bugün yapılan toplantıda Sayın Bakanımızın liderliğinde federasyon başkanları olarak ve ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Yani bu kararın alınması sırasında konuşulan şeyler genellikle aynı şeylerdi. Aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaştık. Şimdi tabii burada iş bitmiyor. Mühim olan Sayın Bakanımızın da, Federasyon Başkanımızın da izah ettiği gibi hızlı bir şekilde bir futbol konusunda federasyonla biz kulüpler hızlı bir çalışma yapacak ve bu süreci nasıl yürüteceğimiz üzerine kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig Kulüpler Vakfı'nın başkanlarını toplantıya çağıracağım. Onlarınla zaten dün bütün gün federasyon başkanımla beraber sürekli bilgi alışverişi içindeydik. Ama tabii şimdi önümüzdeki sürecin birçok değişik noktaları var. Özellikle önümüzde işte Mayıs ayında biten kontratlardan tutun, işin finansal yönlerinden tutun. Oyuncuların bizden oluşabileceği talepler olsun. Tabii biz bunu federasyonumuzla birlikte kulüpler olarak bunu tek bir ses haline getirmek durumundayız. Dolayısıyla Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar süreci devletimizle birlikte yürütüldü. Bu seyircisiz oynanan maçların süreci de bir şekilde, sağlıklı bir şekilde atlatıldı. Şimdi artık hep beraber futbolda federasyonla kulüpler bir arada çalışıp önümüzde yeni bir takvimi oluşturması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaya yarından itibaren hemen başlayacağız. Teşekkür ediyorum. Buyurun sayın. Evet, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar,
Tabii dünyanın ortak düşmanı olan bu virüsü yenebilmek için ve özellikle futbolun şu ana kadar, şimdiye kadar gördüğü en büyük kriz olan bu koronavirüsü ile ilgili UEFA'nın almış olduğu hafta içerisindeki kararda Euro 2020'nin önümüzdeki seneye ertelenmesiydi. Bu kararı almasındaki amaç tabii UEFA Avrupa'daki liglerin ve Şampiyonlar Ligi ve Europa Ligi maçlarının bitirilmesiyle ilgili Haziran ve Temmuz ayındaki o takvimi değerlendirme gayesiydi. Dolayısıyla biz de kulüplerimizle beraber bu süreci UEFA ile birlikte yakından takip ederek yeniden takvimin oluşmasında, yeni çalışmalarda, yeni yapılan mücadelelerle beraber Sayın Bakanımıza da zamanında bilgileri vererek bir karar almış olacağız. Bu süreci yönetmiş olacağız. Tabii alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gelişmelere göre hareket edeceğiz. Teşekkür ederim. Şöyle getir. Şöyle.